sorunlarımızı alan daha çok gördük. Bunları da derledik, analizlerini de yaptık. Şu an yaptığımız asıl çalışmalar bunların teknik konularında çözüm noktasında neler yapılabilir? Bu konuya geçtik artık. Daha önceki basın toplantısında söylemiştik. Eylemden söyleme geçme bizim şu anki hedefimiz. Tabii Siirt'in sorunlarını daha önce de söylemiştim. Bölge ve şehrin sosyoekonomik şartlarından tamamen ayrı düşünemezsiniz. Siirt'e ayrı sorunlar, Siirt'e has sorunlar varken bölgeden kaynaklanan işte öğrencilerin okula geç gelmesi Eylül ve Mayıs aylarında göçer çocukların özellikle ücretli öğretmenlerimizin öğretmen sirkülasyonuna kadar birçok etken var. Bizim bunların dışında kendi Siirt'e mikro düzeyde neler yapılabilir? Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Eğitim seferberliği başlatmıştık, veli ziyaretleri yapmıştık, okul kitap okuma etkinlikleri yapıyoruz, hala devam ediyor bu etkinlikler. Pansiyonları sürekli mutat bir şekilde ziyaret ediyoruz. Aylık izleme toplantılarımız var. İkinci dönem, bunun bir üst şeyine taşıdık bu çalışmamızı. Daha teknik, daha profesyonel ve daha bu işin en azından uzmanı kişilerden destek alma noktasında şu an böyle bir çalışmamız var. Ortalama 15 günde bir deneme yapılacak, akademik anlamda başarımızı artırmak istiyorsak. 15 günde bir ve bunların en az 3 tanesi Türkiye geneli olacak bu denemelerin. Bir tanesi bölge 8 tane ilimizin katıldığı bir bölge denemesi olacak. Bunlarla ilgili birçok öğrencimize ücretsiz kitap dağıtımı yapıyoruz. Yine İhsan Süreyya Sırma hocamızın, en azından bölgemizin de bir hocası yetiştirdiği, önemli şahsiyetlerden biri olduğu için 3000 tane kitap dağıtıyoruz. Bütün lise öğrencilerimizin bu kitabı okumasını tamamen ücretsiz hediye ediyoruz. Yine bu şekilde öğrencilerimize. Şu an ciddi anlamda bir bilişim ve robotik kodlama atölyelerimize ağırlık veriyoruz. Bizim ikinci dönemdeki en büyük çalışmalarımız aslında beceri tasarım atölyelerinin sayısını arttırmak. Bütün okullarımıza mutlaka bir beceri tasarım atölyesinin olmasını istiyoruz. Bunların içerisinde 45 tanesini Sancaklar Vakfı başlatmıştı. 22 tanesi bitme noktasında şu an. 23 tanesini de ihale aşamasında, kısa zamanda bunun da ihalesine çıkacağız. Bununla ilgili ikinci dönemine ağırlık vereceğimiz konulardan bir tanesi bu. Öğrencilerimizin bir sosyal kültürel anlamda bunları biraz daha en azından hayata hazırlamak için yaptığımız çalışmalarımız olacak. Bunlardan bir tanesi Gezi. Öğrencilerimizi Ankara Gezi'ne göndereceğiz. Büyük ciddi sayılarda öğrencilerimizin farklı illeri görmesini istiyoruz. Çanakkale gezisine öğrenci göndereceğiz yine Mart ayında ciddi bir rakamlarda. Bunlar gibi Siirt'in eğitimini daha iyi yere taşıyacak, daha nitelikli, daha kaliteli kılacak şekilde arkadaşlarımızla, ekiple beraber çalışıyoruz. Üniversiteyle çok ciddi bir işbirliğimiz var. Üniversiteyle öğretmen akademisiyle ilgili çalışmalarımız var şu an. Yine çalıştay yapıldı ve imzalar da atıldı. Üniversiteyle biz bir protokol imzaladık rektör beyle. Bu Mart ayının başında takvim başlayacak. Bunlardan birincisi öğretmen akademisi ve öğretmenlerin daha kaliteli, nitelikli bir şekilde mesleki anlamda gelişimlerini sağlayacak çalışmalar. Üniversiteden destek alıyoruz, STK'lardan destek alıyoruz. Bizim hedefimiz Siirt'i akademik anlamda her sene %10'luk bir başarı grafiğini yakalamak. Bütün okullarımızda beceri tasarım atölyelerini kurmak, Siirt merkezde bir bilgi ve kültür evi açmak, bununla ilgili çalışmalarımız da yapıldı. İhale aşamasında ya bunlar. Eski bilim sanat merkezimizi şu an bir dizayn ediyoruz. Öğrencilerimizin ciddi anlamda kitap okuduğu, ciddi anlamda kendi mesleki anlamda geliştirdiği bir eğitim süreci planlıyoruz. İkincisi mesleki liselere çok ağırlık veriyoruz. Şu an mesleki lisemizde öğrencilerimizin hayata hazırlanabilecekleri, iş bulabilecekleri alanları seçiyoruz şu an. Birçok meslek lisemizde yeni bölümler açacağız. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var. Herhangi bir sınav ile okullara yerleşmeyen öğrencilerimizin en azından kendi mesleki anlamda gelişimini tamamlayacak ara eleman dediğimiz bu konularda meslek liselerimizde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Üreten, kendi el becerisini ortaya çıkaran ve ekonomiye katkı sağlayan, ilin ekonomisine katkı sağlayan bir çalışmamız var. Evet. Bu ülkenin temel şeyi aslında meslek lisesi, yani bütün öğrencilerimizin sonuçta 10 bin öğrencimiz sınava girecekse bunlardan %10'u sınav kazanacaktır. İlkece bunu kabul etmemiz lazım. Türkiye genelinde bu. %90 öğrenci ne yapacağız? Asıl çalışma bu. Yani biz %10 herkesle bütün akademik çalışmalarımızı, deneme sınavlarımızı %10 üzerine oturtmuyoruz aslında. Böyle bir algı var kamuoyunda. Böyle bir şey yok. Biz asıl
Hedef kitlemiz %90, bu geri kalan sınavsız okullara göndereceğimiz, işte bu öğrencilerin ne yapılabilir, bu öğrencileri nasıl hayata hazırlayacağız, bunlarla ilgili çok ciddi çalışmamız var. Tabi bunlar bir süreç istiyor, zaman istiyor. Önce bir meslek sistemimizi yıkıp yerine modern bir okul yapmamız şart. İlkbaharda inşallah ilk yapacağımız bina endüstri meslek sitesini yıkıp yerine daha kaliteli, daha modern, öğrencilerin atölyelerinde daha sağlıklı bir şekilde üretim yaptığı bir okul yapmayı düşünüyoruz. Evet, onunla ilgili şu an çalışmalarımız devam ediyor. Yani ücretli öğretmenlik tabi sadece seyirte has bir sorun değil. Türkiye'de, İstanbul'da da ücretli öğretmenlik yaptığı olunca bunu söyleyeyim. Alırken de mümkün mertebe öğretmenlerin şartlarını, atama şartlarını göz önünde bulundurarak alıyoruz. Tabii ki ücretli öğretmenin almış olduğu ücret, bazı kırsal alanlarda, köy okullarında işte eğitim fakültesini gönderemediğimiz köylere bazen o köydeki ulaşım anlamında yakın olan yerlerden görevlendirme yapıyoruz. Tabii görevlendirme yaparken aslında bunların hepsi bir seminerden geçiyor. Hatta bu hafta yine öğretmenlerimizi bir seminer alıyoruz, ücretli öğretmenler. Takdir edersiniz ki tabii ki herkes ilk göreve başlarken kimse ben sorumluyum demiyor. Evet. Camiada büyük bir cami, 5000'e yakın öğretmenimiz var. Bunların içerisinde münferit bir iki olay istemiyoruz ama oluyor. Görevlendirme dediğim gibi şöyle, rakam aslında çok abartı bir rakam yok. Piyasada konuşulan insanların böyle çok fazla bütün Siirt'in eğitimini etkileyecek kadar bir oran. Türkiye'de şeyde ortalamasının az çok benzeri bir görevlendirme var. Yani şöyle bir rakam vereyim, 4592 öğretmenimiz var. İl içerisinde branş ders tamamlama dışında toplam 3 tane öğretmenimiz yok görevlendirilen. Bunların tabi bazıları mazeretli, bazıları özel durumlardan şanmıştır. Benim daha önce de söylemiştik, kesinlikle yeni sezonda ücret görevlendirmeleri minimize etmek, en aza indirmek, en az seviyede tutmak, kendi öğretmenin, kendi kadrosunun bulunduğu köyde çalışmasını biz önemsiyoruz. Oraya atanmışsa o şartları kabul etmiştir çünkü. Zaten öğretmenler imza atarken ben Türkiye'nin her yerinde çalışabileyim diye rapor alıyor. Birincisi bu. İkincisi 26. madde, işte ve tercih dışı atanmak istiyorum dediğimiz bir madde var. Ben tercihlerim dışında da atanabilirim diye. Öğretmen bunu kabul ediyorsa ben Türkiye'nin 81 ilinde her yerinde çalışabilirim diyor. Bunu kabul ederek öğretmen geliyor. Bu saatten sonra ekstra bir durum yoksa, süreç içerisinde bir hastalık falan oluşmamışsa aslında öğretmenin kendi kadrosunun bulunduğu yerde görev yapması şarttır. Çünkü bu şartları kabul ederek göreve geliyor. Bizim de niyetimiz, çalışmamız seneye bunların %90 azaltmak. Yani görevlendirmelerin hiç tamamen önüne geçmeye çalışırız ama bazen insani durumlar oluyor. Bu insani durumlar dışında %90 bütün görevlendirmelerin iptal edilip öğretmenin kendi sınıfında, kendi kadrosunun bulunduğu köyde çalışmasını biz istiyoruz. Böyle de bir çalışmamız var. Bunu da 500 öğretmenle özellikle çözülebileceğini düşünüyorsun. Tabii 500 öğretmen şu an toplam bizim Siirt'in ihtiyaç sayısı hemen hemen 500-600 civarında. 500 civarında bir öğretmen açığımız var. Ki biraz da biz norm fazlası öğretmenle çalıştığımız yerler de oluyor. Bunların da sınıf birleştirmeyi yaptığımız zaman aslında %90'ın üzerinde kadrolu öğretmen ile bu ilin öğretmen açığı kalmamış bir şekilde çalışma yapıyoruz. Bazen öngörmediğimiz veya çok uzak yerler var. Öğretmen atanmadığı yerler olacaktır. Bunları da ücretli öğretmen, önce eğitim fakültesi, fen edebiyat olmak şartıyla bunları da tekrar istihdam etmeyi düşünüyoruz. Fakat sayı çok az olacaktır. Asıl olan öğretmenin kendi kadrosunun bulunduğu köyde ve kadrolu öğretmenin, en azından sözleşmeli öğretmenin orada görev yapması. Tabii bütün öğretmenlerin güvenliği bizim için önemli, onu söyleyeyim. Öğretmenlerimizin sağlıklı, güvenli bir şekilde okullara gidip gelmesi bizim için asıl temel şey. Fakat devletimiz alana hakim. Şu an benim valiliğimizin emniyet askeriyeden ciddi manada zaten alan hakimiyeti var. Herhangi bir terör meselesine müsaade etmeyecek şekilde sağ olsun devletimiz tedbirlerini alıyor. Ve benim şunu söyleyeyim. Hiçbir öğretmenimizin zarar görmesini istemeyiz tabii ki. Öğretmenlerin bize emanettir çünkü bütün öğretmenler. Ama ben şu an bu ilde böyle bir sorun da görmüyorum. Bütün öğretmenlerimizin rahatlıkla, güvenli bir şekilde devletimizin en azından bu konudaki tedbirlerin olduğuna inanıyorum. Öğretmen rahatlı bir şekilde derse gidip çıkabiliyorlar. Görevlendirmeleri ona göre yapıyorsunuz zaten. Tabii ki. Çok mağdur bir şey yok. Yani çok mağdur insani durumlar vardır. Dediğim gibi az önce bahsettiğimiz hastadır, kanser hastası olan öğretmenlerimiz de oluyor, süreç içerisinde oluyor. Bunları da göz önünde bulunduruyoruz ama bunun dışındaki görevlendirmeleri mümkün mertebe yapmamaya çalışacağız inşallah. Son olarak hocam, öğrenci ve velilere bir çağrımız var mı buradan? Yani öğrenciler, velilere özellikle şu an şeyimiz şu, veliler
öğrencileri kendi istedikleri şekilde değil de öğrencilerin isteklerini göz önünde bulundurarak davransınlar. Yani bizim temel şeyimiz şu, biz veli olarak kendi eksikliklerimizi çok üzerine tamamlamaya çalışıyoruz. Yani kendimizin hangi alanda beceremediğimiz, olmadığımız bütün alanları, açıklarımızı öğrenci üzerinden kapatmaya çalışıyoruz. Lütfen öğrencilerin bizden daha iyi bu dünyayı okuyabildiklerini, yeni yaşam koşullarına göre bizden daha iyi teknoloji kullanabileceklerini, çocuğuna güvensinler, bunları bir kabul etsinler, idrak etsinler. Ve bu şekilde çocuğunun kapasitesini de, çocuğunun ilgi ve istidatlarını da göz önünde bulundurarak öğrenciye yaklaşsınlar. Çocuğun mesleki anlamda hangi mesleğe yatkınlığına mutlaka bir rehber öğretmen vasıtasıyla bunu bir göz yapsınlar. Buna göre yaklaşsınlar. Çocuklarımıza tavsiyemiz, öğrencilerimize tavsiyemiz kesinlikle bu ikinci dönemi iyi değerlendirsinler. Bol bol kitap okusunlar ve kendilerine güvensinler. Biz öğrencilerimizin zeka anlamında, kapasite anlamında çok iyi olduklarına, ben Siirt'in çocuklarının çok zeki olduklarına inanıyorum. Yeter ki buna kendilerine güvenip planlı bir şekilde çalışmalarını yapsınlar ve hedeflerini de yüksek tutsunlar. Öğrencilerin büyük tavsiyemiz bu. Ben de onları yapmışlar değil miydi?